İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız RTK Haber'le karşınızdayız. Avrupa kurumlarında Sırbistan'a yönelik Kosova ile diyalog konusundaki yükümlülüklerini de içermesi gereken müzakere çerçevesinin güncellenmesi için öneri taslağının hazırlanmasına yönelik çalışmalar başladı. Brüksel yetkilileri ortak taslan iç istişare süreci tamamlandığında sunulacağını belirtiler. Avrupa Birliği sözcüsü Aralık ayı toplantısının sonuçlarını da yansıyan bu yöndeki çalışmaların AB üye devletlerinin gereksinimlerine uygun olarak devam ettiğini de doğruladı. Kosova polisi savcılık kararıyla ülkenin farklı bölgelerinde operasyon düzenledi. Priştine Başsavcılığı Sözcüsü Laureta Ulay, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde polis operasyonu düzenlediğini belirtti. Sabah saatlerinde başlayan polis operasyonu kapsamında farklı mekanlara baskınlar düzenlendi. Baskınların bir kısmı Prizren'de gerçekleşti. Operasyon Kosova Vergi Dairesi yetkililerine yönelik düzenleniyor. Kosova Demokratik Türk Partisi KDTP dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Enis Kervan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Boza'yı ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya sayfasında görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Bozay, Türkiye Kosova Parlamentolar Arası Dostlu Grubu Başkanı, Kosova Milletvekili ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Enis Kervan'la görüşmüştür. Görüşmede Türkiye-Kosova ilişkileri ele alınmıştır ifadelerine yer verildi. Ziyarette gündeme gelen çeşitli konuların ele alındığını belirten Enis Kervan ise bu ziyaretin partideki yeni görevi seçilmesinden sonra ilk ziyaretini teşkil ettiğini vurguladı. Kosova-Türkiye ilişkilerini de ele aldık. Kosova Cumhuriyeti'nin Avrupa Konseyi üyelik sürecinde Türkiye'nin var olan desteğinin devam etmesinin önemine vurgu yaptığım görüşmede üyelik müzakereleri hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Kosova'daki gençlere yönelik özellikle bilişim alanında kendilerini geliştirmelerini gerektiğini dile getiren Bozay, Kosova'nın ekonomik kalkınmasına doğrudan katkı yapmaya hazır olduklarını da bildirdi. Son olarak Bakan Yardımcısı Bozay, Kosova Türklerinin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak üzere var olan çalışmaların son sürat devam ettiğini müjdesine de verdi. Kervan paylaşımda Kosova'nın kadın dostu Bakan Yardımcısı Sayın Boza'ya sunmuş olduğu destek ve sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim ifadelerine yer verdi. İspanya Kosova pasaportunu tanıdı ama hala sürüyor. İspanyol basınında çıkan haberler bir sonraki adım Kosova'nın tanınması tartışmalarında beraber de getirdi. İspanyol El Debate gazetesinin haberine göre İspanya'nın Kosova pasaportunu kabul ederek Kosovalıların bu ülkede serbest dolaşımına izin vermesi Kosova'nın bağımsızlığının resmi olarak tanınmasına yönelik ilk adımın tepsil ediliyor değerlendirmelerine yol açtı. İspanya AB'nin Kosova'yı tanımayan 5 ülke arasında yer alıyor. Fakat İspanya'nın Katalanya bölgesindeki bağımsızlık talepleri İspanya'nın bu yönde bir kar almasını zorlaştırıyor. İspanyol medyası olası Kosova bağımsızlığının tanınmasında Katalanya bölgesinde bağımsızlık hareketini daha da alevlendirebileceği konusunda Madrid yetkililerinin tepkili olacağı değerlendirmesinde bulundu. Maliye Bakanı Hekuran Murati, 2023 yılında yapılan bütçe harcamalarının bir önceki yıla göre %13 oranında arttığına dikkat çekti. Maliye Bakanı Hekuran Murati sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 2023 yılında bütçede yapılan harcamalarda yaşanan artışa dikkat çekti. Bakan Murati 2023 yılında 2022 yılına göre bütçede yapılan harcamalarda ortalama %13 oranında artış yapıldığına dikkat çekerek hükümet olarak yapılan yatırımlara işaret etti. Bakan Murat'in paylaşımında sermaye yatırımları 2022 yılına göre %32 daha fazla büyüme göstererek 2023 yılında en çok büyüyen kategori olduğu anlaşıldı. Diğer yanda maaş ve ödenekler kategorisinde 2022 yılına göre 2023 yılında 114 milyon euro artış yaşandığı, bunun yüzdelik dilimde de %17 olduğu belirten Bakan Murati, kamu sektörü maaşlarının 2022 yılın ortalamasını bir hayli üstünde yer aldığını belirtti. Mal ve hizmet sektöründe de %17'lik artışın kaydedildiğini belirtilen paylaşımda en az büyümenin %1 ile sübvasyonlarda yaşandığı belirtildi. Sanayi İşletme ve Ticaret Bakanlığı devlet rezervi için ihtiyaç duyulan gıda ürünlerinin temine ilişkin ihaleyi iptal etti. Kamu İhale Düzenleme Komisyonu tarafından yayınlanan belgede iptal nedeninin ihaleye katılan şirketlerin bakanlığın ayırdığı bütçesini aşması olduğu belirtiliyor. Teklif 80 bin kilogram pirinç, 65 bin litre yemeklik yağ, 81 adet 200 gramlık sığır eti olan konserve yiyecek ve 15 bin Ton, litrelik su bidonu için hazırlandı. İhale için ayrılan maksimum bedel 227.500 Euro'ydu. Fakat ihaleye katılan iki şirketin talep edilen ürünlere ilişkin teklifleri ise 238.000 Euro ve 317.000 Euro değerinde oldu. İhale şartları da değiştirilip değiştirilmeyeceği ve yeni değer açılma konusunda ise bakanlık tarafından bir açıklama yapılmadı. Sayın havaların soğumasıyla birlikte gribe yakalanan hastaların sayısı artmaya başladı. Enfeksiyon hastalıkları kliniğinde 2 koronavirüs ve 3 domuz gribine yakalanan hasta tedavi görüyor. Vişay şu anda AH1N1'li 3 hastayı ve 2 Covid-19 hastasını tedavi ediyoruz diye son zamanlarda yayılan mevsimsel grip ile koronavirüs arasındaki benzerliklerle ilgili olarak şikayetlerin artmasıyla birlikte bu gribe yakalananlara hastanemizde tıbbi müdahale yapılmaktadır dedi. Vişay ayrıca birçok vatandaşı etkileyen gripin semptomlarının yorgunluk, uyuşukluk, öksürük, ateş, burun akıntısı, uzuvlarda ağrı ve nefes darlığı olduğunu belirterek bu grip semptomlarını taşıyan kişilerin en yakın sağlık merkezlerine başvurmaları tavsiyesinde bulundu. Vilshay tedaviye karşılık olarak sağlık kapasitesinin yeterli olduğunu belirterek endişe yaratmaya gerek olmadığını vurguladı. Finlandiya Büyükelçiliği bugün Finlandiya'da çalışmaya giden ve yaşayan işçilere yardımcı olan mobil uygulamayı tanıttı. Finlandiya'nın Kosova Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarında iOS ve Android tabanlı mobil uygulamanın Arnavutça dil desteğiyle bu ülkede iş arayanların kullanımına sunulduğunu aktardı. Mobil uygulamada Finlandiya genelinde iş başvurularını burada çalışanların da sahip olduğu hakların ve sorumlulukları ile ilgili ayrıntılı bilgi bulunuyor. Paylaşımda ayrıca Finlandiya'da işçi olarak çalışanları işverenler tarafından olası bir olumsuz muameleye kalmaları durumunda kolayca irtibat kurulabilecek kişi ve kurumlar bulunduğunun altı çizildi. 2023-2024 eğitim yılının kış tatili 15 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Bu hafta Cuma günü ilk yarı yılın son ders günü yapılacak. İlk orta ve lise düzeyindeki okulların 10 gün sürecek tatili 15 Ocak'ta başlıyor. Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın daha önce açıkladığı 2023-2024 eğitim yılı takvimine göre 15 Ocak'ta ilk ve orta lise düzeyinde eğitim veren okullarda kış tatili olacağı belirlenmişti. Buna göre bu hafta Cuma günü öğrenciler Güzdere bir son dörtse işleyecek. Yaklaşık 10 gün sürecek kış tatili 24 Ocak Perşembe günü sonra RIP ders başı yapılacak. Sayın seyircimiz geçen yıl Kosova'da birçok tiyatro oyunu sahnelendi. Prizren Türk Tiyatro Topluluğu Art Teatr, yıl boyunca sahnelediği oyunlarla tiyatro severleri memnun etmeyi başardı. Art Tiyatro olarak 2023'ümüz bizim dolu dolu geçti. Neredeyse her ay bir etkinliğimiz vardı. Bir tiyatro oyunumuz vardı. Bizim için çok zevkli, yorucuydu ama çok eğlendik aslında bu süreç boyunca. Ocak Ayında Oz Büyücüsü başladık, çocuk oyunumuzu oynadık. Ardından bu Oz Büyücüsü'nü 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde de devam ettirdik. 18 Mart Çanakkale zaferini, Zaferi için bir tiyatro gösterisi hazırladık. Ardından Pandaların Hikayesi ve Parkta Güzel Bir Gün tiyatro oyunumuzu sahneledik. 35. Uluslararası Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali'ne katıldık. 5. Uluslararası Uşak Belediyesi Tiyatro Festivaline katılım sağladık. Kosova'yı temsil ettik. Ee, döndüğümüzde yani Kosova'ya geri döndüğümüzde e, tiyatro atölyesine başladık. Üçüncü tiyatro atölyesini bitirdik. E, Ekim ayında çocuklarla birlikte mezuniyet gösterisini düzenledik. E, tiyatro kampına gittik Eylül ayının başlarında. E, bizim için eğlenceli, güzel geçti. Üçüncüsünü düzenledik. Artık geleneksel bir havası var. E, şu an bizim için yoğun bir dönem. ayılık Aralık ayındayız. Her aralıkta olduğu gibi yine böyle bir koşturma Amacının peşindeyiz. Ee, yeni oyunumuza hazırlanıyoruz. Baş belası. Üç kişilik bir komedi oyunu. Ee, unutmadan bir de e, Türk temsil heyetinde bir sahne alacağız. Bu bizim için yıllar sonra ilk kez yapılacak bir etkinlik olacak. 29 Aralık'ta parkta güzel bir gün oyununu e, askerlerimiz için sahneleyeceğiz. E, değişik bir deneyim olacak. Bakalım nasıl geçecek. <laughs> ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kudüs'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve İsrail'in savaş kabinesiyle bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu turu kapsamında İsrail'e giden Blinken'in Netanyahu ve savaş kabinesiyle görüşmesine ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamaya göre Blinken, ABD'nin İsrail uluslararası hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkına sahip olmasını desteklediğini ifade etti. Bakan Blinken, İsrail'i sivillerin zarar görmesini önlemek için her türlü tedbiri almaya çağırdı. Blinken, Gazze'nin güneyine gerçekleşecek herhangi bir askerlerden Geri operasyon öncesi buradaki sivillerin korunması ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Görüşmede esir takası ve Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların hızlandırılması konusu da ele alındı. Slovenya'nın Grahovo bölgesinde bulunan Krizna mağarasına mahsur kalan 5 kişi Slovenya Mağara Kurtarma Servisi ekipleri tarafından kurtarıldı. Slovenya'nın Grahovo bölgesinde bulunan Krizna Mağarası'nda mahsur kalan 5 kişi suların çekilmesiyle Slovenya Mağara Kurtarma Servisi ekipleri tarafından kurtarıldı. Slovenya Mağara Kurtarma Servisi'nde dün akşam yapılan açıklamada, Krizna Mağarası'nda mahsur kalanlar için başlatılan kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı. Saat 15.05'te tüm kurtarma ekipleri ve mahsur kalan kişiler mağaradan çıktı. Kurtarma ekiplerini ve lojistik destek sağlayan ekipleri bu büyük eylem için kutluyoruz denildi. İki rehber ve üç turistten oluşan ekip 6 Ocak'ta yerel saatle 8'de mağaraya giriş yapmıştı. Üçüncü rehber ekibin saat 15'te karşılaştırılan buluşma noktasına gelmediğini görünce yetkililere ihbarda bulunmuştu. Şimdi bugün ve yarınki hava durumuna da bir bakalım ardından kapanış yapacağız. Ülkemizde soğuk hava bugün de etkisini sürdürüyor. Başkentte gün ortasında termometreler eksi 2 dereceyi gösterdi. Hidrometeoroloji Kurumu yetkilileri yarın kısmen güneşli havanın hüküm süreceğini, hava sıcaklıklarında hafif artış yaşanacağını tahmin ediyor. Günün en yüksek hava sıcaklıkları ise 0 ile 1 derece arasında seyredecek. Değerli izleyenlerimiz bugünlük bizden bu kadar. Hafta boyunca özlemini çektiğiniz haberlerde buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.